Babanız kitap okumaz. Yalan söylüyor. Kesin bir şey var. Bir not. Ne yazıyor? Aha. Eğer hediyeyi koyduğun yere unutursan büyük çerçevenin arkasına bak. Büyük çerçeve. Büyük çerçeve. Bak çabuk ne yazıyor. Bak bak bak. Masanın altına bak. Bak bak çabuk bak. Vazonun altına bak. Hediye çekmecede. Mal bu adam ya. Direkt kağıda bunu yazsaydı ya. Çekmece. Çekmece ya. Çekmece ya. Buldum. Ah, buldum Allah'ım. Açılmıyor bu. Açılmıyor ya. Kilitli bu. Anahtar nerede acaba? Ay ne bileyim. Dur şu kadının montuna bakayım. Dur şuna bakayım. Allah'ım cebinde mi ki acaba ya? Sevim, ne yapıyorsun sen? Aa ne kadar güzel ya. Ben de tam böyle bir şey almak istiyordum. Yakıştı mı? Çok yakıştı bence. Ay, sağ olun, teşekkür ederim ya. Sen Sevimciğim bize birer çay getir istersin. Tamam getireyim. İki şekerli. Yok tek şekeri azalttık. Benim niye haberim yok? Esra hocam ne derse onu yapıyorum. Tek şeker değil, tek şeker. Psikolojim için. Ne güzel babacığım, evet. Anne baktın mı cebine? Yok bunda yok. Nerede? Çantasında mı acaba? Dur ben çaktırmadan bakayım. Ha, bak. Sevim, ne yapıyorsun? Allah Allah. Aa, ne kadar güzel çanta ya. Ben de bayağıdır böyle bir şey almak istiyordum. Yakıştı mı? Nasıl oldum Recai? Evet, modifiye Şahin gibi oldun ha, vallahi. Aşk olsun Recai. Bu böyledir hocam, kusura bakmayın. Ne görürse ister. Anne, gel. Kadının boynuna bak. He, sarkmış değil mi? Benimki daha kuğu gibi böyle. Hayır ya, kolyesine bak. Aa, anahtar. Şeyin anahtarı olmasın. Bu şeyin, kutunun. Ya sadece bir kolyeyse denememiz lazım. Çaktırmadan alalım ama. Tamam sabahtan beri çaktırmıyorum. Hiçbir şey anlamadılar. Ben alırım. Şöyle yapalım. Sen git kadına oyalayacak sorular sor. Sen de yanımdan ayrılma. Ben çaktırmadan alırım anahtarı. Sana veririm kutuyu açarsın. Tamam. Tamam mı? Hadi. 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 Ya Esra Hanım siz ilişki terapistisiniz bilirsiniz. Evet. Bu deniz atlarının erkekleri doğum yapıyor ya. O problem olmuyor mu aralarında? Ya Sevim, Sevim ne yapıyorsun? Anne çaktı galiba. Hadi ya. Daha fazla anlamadan kutuyu getir. Kutuyu getir, çıkmıyor mu? Kutuyu getir. Ama. Kutuyu getir. Ya hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? Aa, sabahtan beri her şeyimi aldınız, canımı da mı alacaksınız? Ay açılmadı saçta. Anne not var. Anahtar diğer çekmecede. Diğer çekmecede. Yürü. Ya yürü abi. Diğer çekmecede. Ya kusura bakma ya. Sevim ne yapıyorsun ya? Konuşacağız seninle. Allah Allah. Aç çabuk. Bir not daha var. Sevgili Sevim, ben. Eğer bu notu bulduysan tebrik ederim, zeki kadınsın. Seni aldattığımı düşünmen için bıraktığım ipuçlarını doğru takip etmişsin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Recai. Aşkına. Şapşam. Hep demiyor muydun? Evliliğimiz çok monoton. Azıcık şuna bir hareket katalım. Ben de dedim önce kıçımıza çatapat mı patlatsak dedim ama... ...bu acılı bir yöntem olduğu için Esra Hanım'a danıştım. O da sağ olsun bana böyle bir yöntem söyledi. Yani evet danıştı ama ben dedim ki hani sürprizler yapın. Onu dedim şok edin dedim. Şok olsun dedim. Şok oldu şu sıfata bak Allah'ını seversen. Şoka girdi çıkamıyor böyle. Yeminim hiç tanımadığım bir insana dönüştü. Tamam kız tamam kendine gel. Ay gidi Recai ya çok mutlu oldum vallahi. Çok teşekkür ederim ya. Yerim seni ya. Ay, ben de senden şüphelendiydim ya. Saçmalama. Ya. Çok güzelmiş bu kolye de teşekkür ederim ya. Evet ben de çok beğendim. Acaba bir çıkarsanız ben de nasıl... Rüget. Hediye bu. Deneteme. Evet ya haklısınız. O zaman ben sizden müsaadenizi isteyeyim. Sizi de mutlaka en kısa zamanda muayeneme beklerim. Ne oldu? Bu da ekmeğinin peşinde ha. Çocuğum kusura bakmayın annem açmam lazım. Alo anne. Ya ne bileyim beni rahat bırak ya. Misafirle gelmiş ya. Kapat telefonu. Geleceğim. Hemen geleceğim. Nasıl ya? Sen İzmirli değil misin? En tepki. O bilgisayardaki izmirbombabomba.com ne? Şey, ben İzmir bomba bomba falan bilmiyorum. Ben işte bir fondöteni ayarladım, ruj ayarladım. Bir de notlar yazdım. Lan cıbıl kadın var orada. Konuşmuşsunuz ya kalpler mapler. Anne virüstür o ya bu ara. Ya bütün bilgisayarlarda virüs var. Çok arttı. Aşı da bulundu ama faydası yok yani. Yani maske, mesafe, temizlik ve format. Bu dördü çok önemli. Lan ben de diyorum kartlar niye doluyor? Git. Buluşmasına. Bu çocukları niye peşimize sürüklüyoruz? Ya Akif dedi ki işte üniversite ortamı görürler, özenirler dedik hayatım. Her ne kadar isyankar ruhum seni reddetse de çok haklısın. Baba! Sen hiç bağırma Sibelcan.
20 dakikadır metal dedektörün orada senin yüzünden bekliyoruz. Şuraya bak ya. Kızımız insan değil ki, robot. Her tarafından metal bir şeyler çıkıyor. Sen beni anlayamazsın, tamam baba? Ben metalciyim, metal. Lan senin adın Sibelcan lan. Senin biz metalci olmanı isteseydik, Özlem koyardık, efendime söyleyeyim, Şebnem koyardık. Allah Allah ya. Şuraya bak, sen ayrıca metalci değil, hurdacısın. Şu üstünden çıkanları satsak, eve taksiyle döneriz ya. Taksiyi de buldum, bineceksin Akif. Tamam, otobüse falan gideriz o zaman. Hadi gidelim, hadi. Ya, çık, hadi. Ya hemen gitmeyeyim, siz de pilav yesenize. Pilav harikardı. Ne? Harikardı. Oğlum harikulade diyemiyorsun. Bari ne bileyim, harika de, müthiş de. Neden o topa giriyorsun ya? Ya baba, her harikarda diyemeyecektim zaten. Hala ne diyor ya? Gerçi ben neye şaşırıyorum ki? Ben neye şaşırıyorum? Benim gibi bir insanın oğlu Türkçe dersinde kopya çekiyor ya. Ya baba, yalanış yaptım ama yanılız. Ben yapmadım. Herkes yaptı. Ayrıca telefonumu da şarj olsun diye koydum karaliferin üstüne. Oğlum sen konuşurken nasıl yazım yanlışı yaptın lan? Senin örtmeninle karşılaşmamız güzel sürpriz oldu. Sürpriz mi? Evet, ayrıca ceketiniz çok güzel. Ceket diyor, bu çocuk nasıl konuşuyor böyle? Benim de var kartolapta ama bazen giyiyorum. Bazen diyor. Oy bebeğim, papyonu gevşet, tamam, papyonu tamam, gevşet. Tamam, tamam, gidiyor, tamam, hocam, adam kötüle indi ya. Uzak hocam. Dur. Nefes alın hocam, nefes alın. Anne, adam nasıl nefes alsın? Her yer egzoz amanı. Tamam, hocam, tamam, tamam. Egzoz diyor, egzoz. Babası neydi ki, kendini olsun. Tamam, tamam. Ama böyle olmaz, sizin aşortmanlarınızı giyip ormanda koşmanız lazım. Oğlum, tamam. İyi ki gelmişiz buraya. Heh. Ah, ilk defa doğru bir cümle kurdu. Ki bitişik. Ah! Ah hocam! Hocam! Tamam hocam, hocam. Aman, aman. Gelin. Akif, şimdi oranı sustur ya. Türkçeyi katlediyorsun. Bırak elindeki bıçağı. Sizi sesleniyorlar. Seni özle yükten ve tümlecine ayırmak lazım. Tabii, yeter. Hocam, yeter. Hocam, tuzlu hayvan kattırın. Sakin ol kral. Baba, oğlum nasıl olur ya? Gerçekten mi oğlum? Ne oldu? Apar topar geldik. Ne oldu size ya? Boşanacağınız doğru mu kızım? Evet anne. Oğlum kesin mi ya? Kesin boşanıyor musunuz? Kesin ya? Baba. Geri dönüş yok. Bitiyor. Al yüzüğü de çıkartıyorum. Ah, bitti yani. Kesin. Bitti. Oğlum bunun şakası yok. Emin misin? Eminiz. Hah. Allah! Boşanıyorlarmış. Baba ne yapıyorsunuz? Oturun. Şokta mısınız? Çok iyi. Evet, boşanıyoruz. Sakin olun ama lütfen. Oğlum bir daha düşünün. Bu ne? Ne yapıyorsunuz anne? Canım benim, bana anne demesine seviniyorum. Gülen Hanım de lütfen. Bu kadar kolay mı? Tabii kolay. Güler Hanım. Ne kadar kolay ya. Hayır. Yapıyorsun bunu. Anne kız onu mu diyor? Bu verdiğiniz tepki normal mi diyor kız size? Heh. Yani boşanıyoruz sonuçta. Sen de öyle mi düşünüyorsun baba? Yani şimdi baştan ben zaten sizin evliliğinize hiç onay vermedim. Hiç onay vermedim. Yani bana da baba demezsen sevinirim ayrıca. Hiç onay vermedim. Öyle mi Saffet? Ha sen de dünden mi razısın? Her zaman Saffet diyeydin bari. Baba ne demek onay vermedim, ama çok mutlu oldun ya kız gördüğünce sen. Ama gör, bak neler yapıyor bak. Ben zaten bu yüzü burada diye de demiyorum ha. Gerçek söylüyorum bunu. Yüzü burada diye demiyorum ben. Zaten ben bunu ilk gördüm, dedim ki benim bu aslan gibi oğlum, bu sünepeyle ne yapacak ya dedim. Niye ama öyle kızdın yani? Baba sen de bir şey... Siz de mi öyle düşünüyorsunuz Saffet Bey? Bak şimdi, ben bunu evde ilk gördüm, ah bir şaşırdım. Dedim Allah Allah dedim, bunun dedim bizim evde ne hiç var? Nasıl böyle mutlu oldu biliyor musun? Sonra böyle bir düşünün, böyle bir mutluluk patladı bende. Ne alaka? Ben bunu Ronaldinho sandım. Ya ama yani. Ya kızım ne ama yanisi ya? Ben şey yapmadın mı? Ben senden imza almadım mı ya? Ben
Niye beni sevdiniz sandın? Ya ne sevdi? Selfie çektim ben bundan. İmzalı forma aldım ben bundan ya. Allah aşkına. Sen de anlayaydın birazcık ya. Ya Saffet amca, Güler teyze, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Şu an burada bir yuva dağılıyor. Yani bu çocuk bu kızdan ayrılsa daha iyisini bulur mu? Bulabilir mi ya? Aşkım muhtemelen bulur. Çünkü Ronaldinho'dan sonra mesela Barcelona'da Messi'yi buldu. Öyle düşün. Yiğit Barcelona değil ama. Ondan olsa olsa Osasuna olur. Osasuna ne alaka ya? Tamam yeter. Benim oğlum kimseyi vurmayacak. Ne, nasıl? Gerçekten mi anne? Çünkü ben buldum ona. Aa! Yap şu oğlum. Geldi Kezban'dan. Ha, Kezban ne ya? Geldi. Kanka Kezban Paris'te. Senden çok bahsetti. Ayağına taş değmesin. Taş değmesin ne ya? Kanka, şöyle düşün. Ronaldinho'dan sonra Messi değil de Mbappe de olur. Devam. Devam oğlum, çok iyi. Ne mi diyorsun? Hayatım, hayatımın anları. Aşkım. Ağzını yüzünü kırarım. Bunu yaparım. Yapar vallahi. Ya tamam, biz boşanmıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Vazgeçtik değil mi Yiğit? Aynen ya, belki birbirimizi seviyoruz biz ya. Yani bilmiyorum ki ya. Yiğit. Seviyoruz, seviyoruz ya. Seviyoruz evet, yani. Evet, biz birbirimizi seviyoruz. Hiç mi boşanmayacaksın? Tamam, boşanma. Bir dakika, boşanmam lazım. Ya boşanma. Ya boşanacağız demek ki gibi. Ya ne yapacağım? Ben boşanım istiyorum. Boşanmayacağım. Ne yapacağım? Ya boşanmıyorum ya. Baba ne yapıyorsun? Kurban olayım. Sen bak, aklı başında bir şey söyle lütfen ya. Boşan, biraz boşan. Ne yapıyorsun hala orada? Vallahi küserim bak. Ya kalk. Ben ama bak bir şey söyleyeyim. Anneniz kadar katı değilim ben, biliyor musun? Ben anneniz kadar katı değilim. Anne gör. Arada bir halı saha maçına gidelim. Ya Allah. Baba ya. Ronaldinho değil mi? Lütfen ama ya. Aa ne ya? Bu nasıl bir tiz? Aa ne? Ya tamam artık. Aa ne oluyor ya? Aa sen ya. Madem boşanıyorsunuz bir çay çek. Ya ne çayı, kurban olayım sen de ya. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Kamarına hoş geldiniz. Evet, bizim şakamızı beğendiyseniz yorum atın. Onların şakasını beğeniyorsanız yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz bize şaka mı yaptınız? Evet. Evet. Bıktık çünkü sizin şakalarınızdan. Geçen gün dedeni saklamışsınız. Adam öldü sandık. Mevlüt'ünü okuttuk. Ondan sonra adam geldi, hortladı sandık. Adam 4 gün konuşamadı ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Böyle kaldım, böyle bak. Evet ya, ben artık kanı keçap sanıyorum mesela. Yolda yürürken geçen gün bir adam düştü, bayıldı. Güldüm geçtim be. Ya bir adam dedi de ben kafamı vurdum, güldü geçtim. Millet ayılttı beni. Angut ya. Ne? Sesli çıktı. I am good diyor. Ben iyiyim diyor. Oğlum bir baba tavsiyesi olarak artık yeter. Artık yeter. Bir özelimiz kalmadı. Herkes biliyor bizim özel hayatımızı ya. Şu hayatınızı iki kişilik yaşayın artık ya. Bizim mutsuzluğumuzdan da para kazanacaksanız yere batsın lan öyle paralar. Baba da tamam, kusura bakmayın. Vallahi siz de kusura bakmayın ya. Tamam, doğru söylüyorlar ya. Tamam, al kamerayı. Git kapat şu kamerayı, git hadi. Al tamam, vallahi kapatıyorum. Yeter. Daha da yani başka içerikler şey yaparız en azından. Evet ya. Vallahi bak, yere batsın 3000'i, 5000'i neydiymiş arkadaş? Dolar için düştüğümüz işe bak. Kaç? Ne? 3-5 bin dolar falan. Oğlum 3 mü 5 mi lan? Arada 20 bin lira fark var. Kaç lan? Kaçın lan? 3 mü 5 mi lan? Sakin ol, tamam lan. Geçen ay... Tamam. I am good. Geçen ay 4 bin dolar falan... 4 bin dolar mı yani? 4 bin dolar diyor oğlum. Oğlum 3 mü 5 mi 4 mü lan? Tamam, sakin ol. Sakin ol. Öğreneceğiz. Oğlum söyle, çocuğu zor tutuyor. 4 bin dolar. 4 bin dolar. Yapmıştı geçen. Onunla mı çarpayım, 11'le mi çarpayım? Sen 13'le çarp, garanti olsun. Ha. Şey yapalım ya o zaman. Entrika lazım bize galiba. Evet ya, şunu. Ne yapıyorsun baba? Nasıl yapsın? Ha? Evet, 3 bin 5. Evet arkadaşlar, benim o kadınla bir ilişkim var. Baba ne yapıyorsun? Evet.
Alo. Heh. Ebob, ben dayanamadım geldim. Neredesin sen? Kanka, kilerdeyim. Gel. Ne işin var oğlum kilerde? Arpa şehriye var mı diye bakıyorum. Almışsın oğlum. Saklanıyoruz lan. Evliya. Atakan. Fatma nerede? Kanka şeyde. Nerede? İçeri çay demlemeye gittiler. Kimle gittiler? Kanka iş yerinden arkadaşı vardı ya. Ne? İş yerinden arkadaşı var. Ali, sesin gelmiyor. Kanka yankı yapıyor herhalde. Çekmiyor telefonun. Lan şu kötü komedi filmi şeyini yaptıracağım bize ya. Normal konuşalım işte ya. Kanka içeride iş arkadaşıyla geldi, çay demliyorlar. Sorun yok ya. Çay mı demliyorlar? Aynen kanka. Girdim ulan ben şunu. Oğlum saçmalama, saçmalama. Bak kıskançlığın yüzünden kızı kaybettin. Böyle yaparsan hiç şansın kalmaz. Tamam mı? Evliya. Atakan. Kanka. Emine içerideki kim? Kanka böyle yapma. İçerideki kim? Kanka böyle yapma. Ben de kötü. Ben İmdia. Atakan ben de kötü. Ben de kötü oluyorum. Kim bu çocuk? Kötü oluyorum. Kötü oluyorum. Kötü. Alt dudağımız mı titresin illa? Ölelim mi şurada ya? Oğlum çocuk var ya, iş yerinden arkadaşı. Vallahi bak tertemiz çocuk, tamam mı? Az önce sizin ayrıldığınızı duyunca pırlanta gibi yüreği var. Bir görsen nasıl üzüldü ya? Böyle çocuk yok ya. Doğru mu söylüyorsun? Vallahi doğru söylüyorum oğlum. Hadi gidelim. Ne olursun gidelim Ati. Oğlum nereye gidiyorsun? Hadi hadi. Hikmet abi ne vardı? Kan, vahşet, ihanet ve benzeri şeyler. Senin ne işin var oğlum burada? Fatma seninle ayrılmadı mı? Ayrıldı, ayrıldı da. Hayırdır, sende Fatma'nın anahtarı niye var? Oğlum adam kapıcı. Her dairenin anahtarı vardır onda. Hay senin ağzını öpeyim ya. Sanarsın 40 yıllık kapıcı, yemin ediyorum. Bütün daireleri gezdin. Çıkışı da kilitledin. Doğruyu söyle Fatma. Hikmet burada mı? Abla burada olsa niye sana söylemeyeyim ya? Ara istediğin yere bak. Ha, tamam. Aha. Burada ne var? Annem turşu göndermiş. Turşular var orada. Bence bunlar turşu değil. Ya ben ama... Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Korktuğum başıma geldi ya. Bir şey sorabilirim. Çok mantıklı bir soru sordum. Doğruydu. Şöyle anlatayım efendim. Henüz küçük bir oluşumuz. Klostrofobi Yenme Derneği olarak biz dar alanlarda 6 erkek bir araya geliyor. Oğlum! Bu konuşmanın sonu kötü bir yere gidiyor galiba. Hikmet! Cahide! Abla yemin ederim burada olduğunu bilmiyordum. Hatta şu an benimkilerinde neden 6 tane erkek var hiçbir fikrim yok. Beni zorla bunlar içeri tıktılar. Ne diyorsun sanki? Beni de. Atakan. Evliya. Ne işimiz var lan burada? Ne işimiz var? Oğlum beni aşağıya diktiniz ya, Fatma evde yokken Evliya içeri gelecekti, bakacaktı. Sonra hatta Atakan sen geldin, sonra gelenler oldu. Sonra herkes kilerede kilere, kilerede kilere doldu ya. Çok komik. Bir şey. Sen neye her şeyi anlatıyorsun lan? Çok soru oldu, birinin cevaplaması lazımdı. Benim canımı sıkma. Bir şey sorabilir miyim? Cahide. He? Koşuncuk bir soru. Tabii ki sor. Şimdi bu konunun bizde çok alakası yok gibi. Benim de onlarla işim olmaz. Acaba biz gitsek mi? Üçe kadar sayıyorum. Kaçtın kaçtın. Bir, iki, üç. Oğlum bu haline. O pijamanı içine sok çabuk. Ya baba okulda değiliz ya. Doğru söylüyorsun. Bazen benim de kafam karışıyor evlat ya. Nedir problem Türkan hocam? Aman hanım. Hem öğretmenine hem annesine saygısızlık yaptı. Bu. İkisi de sen değil misin ya? Disipline git de aklın başına gelsin senin. Disiplin mi baba? Müdürün olarak konuşuyorum. Derhal disipline gidiyorsun. Derhal. Baban olarak cevap veriyorum. Oğlum merak etme. Biz her zaman arkandayız yavrum. Tekrar müdürün oluyorum. Oğlum sen ne mal bir çocuksun ya? Sen mal mısın ya? Baban olarak cevap veriyorum. Oğlum sen mal değilsin. Merak etme. Mal oğlum malsın sen. Müdürün olarak cevap veriyorum. Oğlum sen nasıl bir eğitim almadın mı lan sen? Seni yetiştiren veliye yazıklar olsun. Baban olarak sen kimsin? Müdür bey bana veli diyorsun. Sen kimsin bana bu şekilde davranıyorsun ha? Ben eğitimciyim. Ben eğitimciyim. Asıl ben eğitimciyim. Siz kimsiniz diye şey yapıyorsunuz. Öldürürüm seni. Bırak yakamı. Yakamı bırak. Yakamı bırak. Alın müdür, alın. Müdür aldın benim. Müdür çıkarın. Defol git buradan. Defol.
Nereye gitti lan o müdür? He? Odasındadır. Yürü. Şerefsiz adam. Arkadaşlar. Matematikçi geliyor ya. Of. Abi anlamıyorlar ya. Biz abi bu matematiği anlamadık. Israrla niye hoca gönderiyorsun ki ya? Göndermem. Allah Allah ya. Evet, oturun çocuklar. Gerçi oturuyorsunuz. Ben yeni matematik öğretmeniniz Yılmaz Sucu. Sucu mu? Evet, senin adın nedir? Benim adım mı ne? Evet, sana soruyorum. Bana mı soruyorsun? Allah Allah. Evet oğlum, anlaşamıyoruz bu çocukla. Sana soruyorum. Anlaşamıyoruz mu? Tamam, otur. Nereye? Hayda. Hayda mı? Oğlum sen beni çizdin. Bak bir sözü. Seni mi? Hocam, onun adı Toraman. Toraman mı? He hocam, annemler şişman bekliyormuş. Tamam, otur. Allah aşkına otur. Evet, nerede kalmıştınız bir önceki öğretmeninizle? Hocam, sınıfta. Çocuklar, komik bir şey varsa söyleyeyim, ben de güleyim. Söyledik zaten hocam. Siz anlamadınız hocam. Yok ya, ben bunu hep söylemek istemiştim. Çok zevkliymiş. Arka taraf! Çok iyi, bu da çok iyi. Kendi aranda konuşma! Ben de yeniyim, alışacağım. Kusura bakmayın. Yavaş yavaş oturacağım. Bir de şunu çok yapma. Oğlum ders işliyor, ne yapacağız? Tamam, tamam, dur, bana bırak. Bu ses ne? Ne bu ses? Ne yapmaya çalışıyor? Hocam. Aa, doğru, ben öğretmenim. Hocam. Siz burada mıydınız ya? Evet, evet. Çocuklarla müzik çalışıyorduk hocam. Hayır, hayır. Ya öyle ders müzik çalışıyorduk. Bilmem ne falan diye çocukları kurtarmaya çalışmayın. Sakın. Ben bunları ne kadar... Arabamı kim çizdi lan benim? He? Söyleyin bana, arabamı kim çizdi benim? Benim arabamı kim çizdi oğlum? Bak, söylemezseniz hepinizi disipline veririm. Yaparım bunu, biliyorsun. Ben bunu yaparım. Ben bunu yapıyorum. Hepinizin ismini veririm. Teker teker hepinizi bizzat ben kovarım. Özür özür dilemiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne bileyim, ileride kullanılır diye. Bu ne? Ne bu? Ha? Ne bu? Evet. Cine sok. Hocam, kızmayın çocuklara. Ben çizdim arabanızı. Ne? Evet, ehliyeti yeni aldım da. Daha tam pratiğim yok. Öyle park ederken biraz çizdim. Hocam, kusura bakmayın ama yani... Ağzına bayağı motif yapmışsınız hocam. Yıldız falan çizmişsiniz siz. Ne yaptınız ya orayı? Kusura bakmayayım Allah ya. Allah Allah. Şimdi ödeyeceğiz de onu. Şimdi un masrafı var, pastası, cilası bilmem ne. Yok nesine. Tamam, bütün masrafları ben öderim. Çok memnun oldum. Vallahi ben bir an böyle hocam kusura bakmayın falan deyip böyle geçireceksiniz sandım. Çok mutlu oldum, tamam. Yok, ben tamam. Size faturayı o zaman... Tamam, siz bana gönderirsiniz. Siz faturayı ödeyeceksiniz o zaman. Ben öderim. İçim ürperiyor ya ödemezsem. Tamam, kes! Olur mu canım, ben hep öderim. İyi dersler. İçim yüksek. Geldim, gel. Beyler hoş geldiniz. Vay vay. Allah kahretmesin. Ne yapıyorsun lan ya? Yalnız elindeyim ya. Oğlum sütüme var lan. Geç lan, geç. Allah Allah. Ulan Ahmet ya, ne zamandır görüşemiyoruz ya? Vallahi oğlum, 2 sene falan olmuştur ya. Hiç arayıp sormuyorsunuz ki. Ne demek arayıp sormuyorsunuz lan? Ne demek arayıp sormuyorsunuz? Biz seni aramadık mı lan? Hı? Aramadık mı?
Halı sahaya gideceğiz dedik, halıda maç mı yapılır demedin mi lan? He? Demedin mi? Mangala gideceğiz dedim, ben vejeteryan oldum demedin mi? Hı? Demedin mi? Bekarlığa veda kutlamaya pavyona gideceğiz dedik. Karımı da aldın, geldin lan. Gelmedin mi? Karınla geldin. Kadın eğlenmeyi seviyor, ne var? Sana var ya, yazıklar olsun. Bak kardeşim, sana bu verdiğimiz son şans. Bu neymiş ya? Bak saçma sapan ilk hareketinde çıkar gideriz. Yok oraya gel, yok Seray gelsin. Yok bunu yap, yok Seray sevmez. Yok şunu yapayım, Seray sever. Hiç. Oğlum, kim oğlum ya? Manyak mısın ya? Seray sever lan, tanımıyor musun? Lan onu mu diyorum? Allah, Sarış. Onu mu diyorum ya? Seray kim diyorum oğlum ya? Siz hayırdır lan? Ben değiştim oğlum. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Herkes herhalde denk alacak bu saatten sonra. Helal olsun be. Helal olsun oğlum. Sen işte bunu yapma, maçı olman lazım. Sen bizim idolümüzdün lan. Hadi bakalım, geç şöyle masaya git. Hadi abi, hadi. Hadi. Çök. Sende gaz mı var? Haydi. Dönmeli oynuyoruz. Geç, ben buraya geçeceğim. Hadi bakalım. Yenge nerede? Ya yenge uyuyor içeride şey. Biraz şey yapalım, sesimizi kısalım da hani kız uyuyor ya, şey olmasın. Niye, kızar mı? Oğlum uyanınca seni mi dövüyor lan? Tuvalete mi kapatıyor lan seni? He? Kalkın gidiyoruz benim. Kalk hemen. Öyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle kırmızı dedik. Bu neymiş lan? Oğlum kız yorgun, içeride işten şey yaptı, yorgun, o yüzden uyuyor diye şey yaptım ya. Olur o zaman. Doğru tamam, söylüyor. Tamam. Biz fevri davranıyorsunuz. Çok beyler, fevri davranmaya gerek yok. Buyurun oturalım. Buyurun, tamam. Haydi bakalım. Eşliği hadi. Normal gömmeli oynuyoruz. Ya bu eşliği seçersen normal oynayalım. Tamam, hadi normal, bakalım. Hadi. Bu şey, tek desteyle mi oynanıyordu? Sen batak oynamayı mı unuttun lan? Oğlum bu evlenince Hakkı Hanım köylü oldu ha. Puh, pamuk şeker. Kalkın gidiyoruz. Kalkın lan. Kalkın. Kepazım değil. Olmaz. Ya oğlum yok öyle bir şey ben değil ama. Beyler. Tamam. Hayız. Şu. Çok yaşa kanka. Batak oynayacağız demedik ki baştan. Belki blöf oynarız yani. İki desteyle oynanıyor. Ha, adam blöf. Abi fevri davranıyor. Fevri davranmayın be kardeşim. Hadi çök. Tamam. Ver abi. Ver. Tamam. Hadi abi. Hadi abi. Dağıt bakalım. Tamam. Gel. Haydi. Yok önünde. Ha. Yok mu? Ha. Tamam. Ha. Tamam. Hadi. Şey, kek yer misiniz? Kek. Oğlum. Oğlum bak. Lan. Aa. Oğlum vurma lan. Lan. Tamam lan, durun. Sen ne oldu lan öyle? Bilmiyorum, ben böyle şey yaptım. Sen bana bak, kek mi yaptın? Sen şimdi onu aldın. Böyle çırptın. Çırptın. Kaba koydun. Böyle bekledin o böyle kalksın havaya diye. Öyle mi lan? Sen onun içine üzüm de koymuşsundur lan. Kalkın gidiyoruz. Yazıklar böyle şey olmaz. Kılı bekle. Böyle şey olmaz. Kepazelik. Yok, öyle bir şey. Alex, Efendim kanka? Oğlum. Beyler. Üzümlü değil. Havuçlu tarçınlı. Tamam abi. Fevri davranıyorsun. Fevri. Adamsın. Gelsene oğlum. Ben tarçınlı sevmiyorum ya. Sevmiyorum lan adam. Sen atsız. Olsun be. Yürü lan. Kepazelik. Hop. Oğlum durun ya. Buyurun lan. Kalkmak için gelmişsiniz gibi hareketler yapıyorsunuz. Benim canımı sıkıyorsunuz. Allah Allah. Ben kek yapmadım kardeşim. Seray yaptı. Oldu, bir de kek yapalım. Daha ne dedin lan? Hayırdır oğlum ya? Biz semt çocuğuyuz oğlum. Bak benim canımı sıkmayın ha. Güzel. Vallahi buradan bir iskambil bir fırlatırım. Her şey yapılabilir bir iskambil kadıyla. Benim canımı sıkmayın. Ahmet. Ne var lan? Anlamadım. Ne dedin sen? Bir daha söyle ya. Yok aşkım, ben çocuklara bağırıyordum az önce de. Çocuklara bağırdım az önce. Onlara sandım seni, onlardan biri sandım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim, ben öyle şey oldu. Çok özür dilerim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk yenge, sağ ol. Ne yapıyorsunuz siz? Kule yapıyoruz, kağıtlardan kule. Ne kulesi o? Kız kulesi yapıyoruz, kız kulesi. Bir eğlen biraz, şey yapacağız sonra. Allah Allah. Sen bize de ne yapıyorsun der ya. Allah Allah. Çocuklar kek yediniz mi? Yok yenge, sağ ol, biz dokuz. Yok, eline sağlık. Tarçın sevmiyorum yenge. Yok ya, Ahmet'in eline sağlık. Bu işte inanılmaz iyi. Ne? Oğlum. Oğlum, hani yenge yapmıştı lan keki? Yok ya, olur mu öyle şey? Ev işlerini falan da bu yapıyor zaten. Ben Ahmet'i işe aldım. Nerede? Evde. Ev adamı artık. Allah'ım.
ne ya kardeşim? Yarın boş musun? Temizliğe gel. Yok. Şey, yarın annem de cam silecektin değil mi Ahmet? Yok, yarın teyzenlerdeyim cam. Ulan sana yazıklar olsun be. Ulan sana yazıklar olsun ya. Ulan bize burada şekil şükür falan filan. Ha? Hanımın eşine el pençedi var. Ha, cam öyle. Siliyormuş. Aynen öyle. Cam siliyormuş. Ulan. Arsız. Ulan. Yapma, dur, dur. Ne olur, dur. 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 Ulan lan. Yapma. Dur. Kendine gel. Dur. Lan eskiden böyle miydik? Herkes ha? bize özenirdi lan. Ne çılgın zamanlar geçirirdik ha. be. Aynen öyle kardeşim. Mangal yapardık adam gibi. Şeylere giderdik. Çayır çimene giderdik. Ondan sonra nereye gidiyorduk lan? Çay bahçesine. Çay bahçesine gider otururduk adam gibi. Çok da çılgın değilmişiz. Başlıyor şimdi.